Bayağı da olmuş ha. Orada kimse yok. Altında da kahve var ha. He? Kimse oturmuyor herhalde orada. Kahve var. Altında kahve var. Altı dükkan bak abi. Yok abi, yangın mı? İçeride yanıyor. Komşumuz yaşıyordu. Tabii biz bir, daha doğrusu uyandığımızda çatır çutur seslerle uyandık. Hani bir havai fişek gibi bir şey sandık ilk etapta ama sonra bir baktık tabii evde, kapının önünde çıktığımızda herkes koşuşturuyor sokağın başına. Sonrasında da işte komşumuzun evinin yandığını gördük. Tabii alelacele hemen komşularımızı önce çıkarmakla ilgili bir mücadeleye giriştik. Sonra üst katta kimsenin olmadığı konusunda bir hani eminlik, kısa vadede ne kadar elde edebilirsek onu elde ettik. Sonrasında da zaten itfaiye çok hızlı geldi bu arada. Hepsine çok teşekkür ederiz mahalle sakinleri olarak. Yani olaydan yaklaşık 1-2 dakika içerisinde buradalardı. Ve ahşap bir bina. Yani bir 5 dakikalık gecikme çok daha büyük bir felakete sebep olabilirdi. Hani olduğunu düşünüyorduk. Açıkçası en büyük korkumuz da buydu. Ama alt katlarda kimsenin olmadığından emin olduktan sonra yukarıda bir kişinin olma ihtimali vardı. Çok hızlı bir şekilde müdahale edildiği için itfaiye tarafından hemen üst kata itfaiye ekipleri çıktılar. İtfaiye yerlerinden aldığımız bilgiye göre de yukarıda kimsenin olmadığını teyit ettik. Sonrasında da zaten yukarıda olduğundan şüphelendiğimiz kişinin 1-2 saat önce evden çıktığını, ayrıldığını öğrenince daha da bir rahatladık açıkçası. Şu anda hani bir can kaybı yok. Sadece maddi bir hasar söz konusu. Açıkçası cana gelmemesi de en önemli teselli diyebilirim.